Kendisi söylenmesini istemese de Cem Baba lakabı ona çok yakışıyordu. Şarkılarının hepsinde dolaylı veya doğrudan bozuk düzeni eleştiriyor, toplumsal sorunları dile getiriyordu. Şarkı listelerimizden düşmeyen, o olağanüstü sesiyle yeni aşklara can veren, içimizi titreten özel adam. Tam anlamıyla bu memleketin insanı. Sesi, yüreği, heyecanı, mutluluğu, hüznü, coşkusu, inancıyla Anadolu ezgileri ve rock müziğini kusursuz bir şekilde harmanlayan Cem Karaca hakkında bilinmeyenleri gelin hep beraber öğrenelim. 1945 yılında İstanbul'da doğan Cem Karaca, 2004 yılının Şubat ayında 58 yaşındayken yine bu kentte hayatını kaybetmiştir. Ermeni kökenli İrma Felekyan'la Azeri Türkü Mehmet Karaca'nın oğlu olan Cem Karaca'nın hem annesi hem de babası tiyatro sanatçısıdır. 1960'lı yılların başında ilk sahne çalışmalarını gerçekleştiren Cem Karaca, bu tarihten itibaren ölümüne kadar geçen yaklaşık 40 yıllık süreçte 41 plak, 27 albüm ve 16 kaset yayınlamıştır. Yaşamının 8 yılını Almanya'da zorunlu sürgünde geçiren Cem Karaca kadar hiçbir sanatçı şiiri bu kadar iyi bir şekilde şarkılaştırmamıştı. Sayesinde Ahmet Arif'ten Atilla İlhan'a kadar bir sürü bilinmesi gereken şiir, şiir okuyucusu olmayana bile enjekte edildi. Karaca'nın hayatı askerdeyken büyük bir anlamda değişmişti. Cem Karaca asker arkadaşının çaldığı bağlama sayesinde bir zamanlar ilkel bulduğu müzik türüne kendi duygularını da katarak yeni bir anlam yükledi. Ve Anadolu rock müziğin öncüsü oldu. Ünlü sanatçı yaşamı boyunca Apaçlar, Kardaşlar, Moğollar gibi pek çok müzik grubunda sanatını sergiledi. 1961 senesinde Hamlet oyununda oynayarak tiyatroya ilk adımını attı. Daha sonraları ise Münir Özkul'dan General Çöpçatan, Aziz Nesin'den Toros Canavarı oyunlarını yönetip oynadı. Aynı dönemde İstanbul'da sergilenen bazı oyunların Türkçe çevirisini yaparak o oyunlarda rol de aldı. Cem Karaca 1970 senesinde ilk ve tek başrol filmi olan Kralların Öfkesi'nde oynadı. Yerli western tarzı bu filmde bir kovboy canlandırdı. Sanatçı ruhu sanatın bu dalıyla da tanıştırmıştı onu. Fakat şarkıları gibi ses getirememişti. Çünkü onun şarkıları ve eşsiz sesi uzun araba yolculuklarını bile çekilir kılıyordu. Velhasıl Cem Karaca gibisi gelmez. O artık kuşun kanadında. Cem Karaca ilk evliliğini 65 senesinde kendisi gibi sanatçı olan tiyatrocu Semra Özgür'le yaptı. Daha sonraki evliliklerini Meriç Başaran'la, ondan sonra da Feride Balkan'la yaptı. Bu evliliğinden tek çocuğu olan Emrah Karaca dünyaya geldi. Maalesef bu evliliğin sonu da hüsranla bitti. Çift Cem Karaca'nın Almanya'da zorunlu yaşama döneminde ayrıldı. Son evliliği ise İlkim Erkan'la oldu. Evliliklerinde dikiş tutturamasa da şarkılarıyla aşık değilken aşıkmış gibi hissettirir. Gündelik yaşamın durup düşünmeye mal vermeyen hayhuyunda insanlığından her gün kaybederken, soluksuzca nereye diye düşünmeden koşup koşup yorulurken, belki ancak yılda bir kere açıp da dinleyince içinde sert kabuklar bağlamış, hatta terk edip gitmiş, senden geçmiş olduğunu düşündüğün o naif duygu, o sanki hep sevdiği şeyleri kaybetmişlik hissi, gelip de çöreklendiğinde tomurcuk yaşlarla o zaman anlarsın gücünü Cem Karaca'nın. Türkiye'de rock müzik dünyadaki gelişim çizgisiyle benzer bir seyir izlemiştir. Ülkemizde rock müziğin muhalif ögelerle harmanlanması ancak 1960'lı yılların sonunda gerçekleşmiştir. Türkiye'de bu müzik türünün muhalif boyutu denildiğinde akla ilk gelen isim Cem Karaca'dır. Barış Manço ile olan dostluğunu da bilmeyen yoktur herhalde. Türkiye'de müziğe farklı bir yön getiren bu iki deha beraber şarkı söylediğinde tüm Türkiye ekran başına kilitlenirdi. Bu dostluk Barış Manço'nun vefatından sonra da bitmemiş ve Karaca çok sonraları verdiği bir röportajda Barış Manço'yu anlatırken gözlerimizi dolu dolu yapmıştır. Barış Manço'nun vefatından sonra onun için ne ifade ettiği sorulur ve o da şöyle der. Benim için bazı insanların doğum tarihi vardır. Fakat ölüm tarihi yoktur. Çok sevdiğim aziz dostum
yol arkadaşım. Hafızamızda yer etmiş bütün efsaneler gibi o da halk adamıydı. İşçi sınıfına ithaf ettiği birçok şarkısı vardır onun. Ben söylemeden aklınıza gelmiştir muhtemelen. O hepimizin ezbere bildiği Tamirci Çırağı şarkısı, yayınlandığı tarihten itibaren Cem Karaca'nın en çok bilinen şarkıları içerisinde konumlanan, Karaca'dan sonra çok sayıda başka isim tarafından seslendirilen, hatta şarkının sözleri konu alınarak kısa filmlerin dahi çekildiği Tamirci Çırağı, oto sanayide çalışan genç bir işçinin imkansız aşkını anlatır. Tamirci Çırağı 1970'lerin Türkiye'sinde yaşanan sınıflar arası çelişkiyi hafızalardan silinmeyen şu sözlerle somutlaştırmıştır. İşçisin sen işçi kal, gidelim oğlumlar. Ustam geldi sırtıma vurdu, unut dedi romanları. İşçisin sen işçi kal, giy dedi tulumları. Tamirci Çırağı'nın sözleri kadar plakta sunuluş şekli de dikkat çekicidir. Şöyle yazar plakta. Sevgili müziksever, Cem Karaca ve Dervişan bu plağında sizlere bugüne dek hep belli bir mutlu son masalıyla biten yoksul erkek, zengin kız ilişkisini değişik bir yaklaşımla sergiliyor. Gerçekçi olduğu için katı belki ama gerçeklerin kendi acılığı bu. Yapıtı tüm ulus emekçilerine adıyoruz. Türkiye işçi sınıfının yanında en iyi yaptığı şeyi yaparak yer almıştı Cem Karaca, şarkı söylemişti. Bu şekilde onların sesinin yükselmesini sağlamıştı. Zor şartlar altında çalışan emekçilerin haklarını savunan bir sanatçıydı. Bunu mecliste tartışarak yapanların aksine şarkıyla, türküyle yapılıyordu. Kanlı 1 Mayıs'tan sonra yaşanan karmaşa ve kaos sürecinin ardından 1 Mayıs Marşı'nı geniş kitlelere ulaştırarak Türkiye işçi sınıfına armağan etti. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda, ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Hepimizin bildiği Cem Karaca şarkısıdır muhtemelen. Şarkı bir Nazım şiiridir aslında. Hikayesi ise tebessüm ettirir hepimizi. Nazım düşünceleri yüzünden polis tarafından arandığı bir dönemdeyken sevdiği kadın Piraye ile görüşmek için arkadaşını aracı edip haber gönderir. Gülhane Parkı'ndaki en ulu ceviz ağacının önünde olacağını söyler. Arkadaşı ise Nazım'a ihanet eder ve polislere haber verir. Buluşma günü gelir çatar ve Nazım sevdiği kadını beklerken birden uzaktan gelen polisleri görür. Ne yapacağını bilemez. Ve önünde beklediği ceviz ağacının tepesine tırmanır. Ceviz ağacının tepesinden bir manzaraya bakar, bir aşağıdaki cümbüşe. Polisler geliyor, aranıyorlar ama bulamıyorlar. Sevdiceği geliyor, ağlıyor ama bilmiyor Nazım hemen başının üstünde. Cem Karaca da sonraları Nazım anısına seslendiriyor bu şarkıyı. 1984 yılında vefat eden halk ozanının kendi ölümüne yazdığı ağıdı Çok Yorgunum şarkısıdır. Biliyorum tabii ki daha 20 yıl yaşadı ama 1984 senesinde Çok Yorgunum'la öldü Cem Karaca. 70'lerde doğan birçok çocuğa adı miras kaldı. Çok yorgundu. Kaptanın beklemesini istemiyordu artık. Yurttan bir nevi sürgün edilmişti. Ardından onca söylendi, yazıldı. Cevabını ise şarkısında Nazım Hikmet'in sözleriyle ifade etti. Çok yorgunum, beni bekleme kaptan. Seyir defterimi başkası yazsın. Çınarlı, kubbeli, mavi bir liman. Beni o limana çıkaramazsın. Son güzel şarkısıdır. Belki de plak çatırtılarıyla bezeli en güzel şarkısıdır. Eminim ki sürüyorsundur şimdi bulutlara tarlaları. Yağmurlar ekiyorsundur göğün göğsüne cennetten. Ama sokamadın işte feleğin çarkına sopayı. Islak ıslak baktırdın bizi gidişine.